Kimin eseri bu? Diye giriş yaptığımı düşünsene. Bekledik değil mi? Ama Allah var, bunu bekledik yani. Kimin eseri bu? Şarkıdan esinlenilmiş. Belli ki yani. Burada bir esinlenme var. Eğer o esinlenme olsaydı... Fahriye abla, örümcek ağı, Sebil ve güvercinler, odalar ve sofalar, 835 satır diye giderdi bu yani. Şarkıya bağlasaydım giderdi ama bağlamadım. Gitmiyor, dikkat edersen. Bağlamadım, öyle bir şey yapmadım. O zaman hadi başlıyoruz hocam. Ne yapacağız? Hadi hocam, şarkıyı markayı bir köşeye bırakalım. Tam 30 tane eserle karşınızdayım. Haydi toplanın hocam. 30 tane eser. Kimin eseri bu diyeceğiz. Bakalım bilebilecek miyiz? Yaklaşık 5-6, hadi net konuşalım, 6 tane kilit eser var. Kilit. Yani yapandandır, öpmek lazım diyeceğim. Tam 6 eser var. Geriye kaldı 24 eser. Hadi 3-4 de benden kaçtı. Yani kısacası burada artı 20 yapanların alnından öpmek lazım. Başka da ihtimal vermiyorum hocam. 10-15 falan. 10 ve üzeri 10-20 arası diyelim. Dökülme kabul ederim orayı. Oraya dökülme kabul edelim. 20 ve üstü kabul ediyoruz. Saygı duyuyoruz. Başlıyoruz hocam. Fahri abla dedik. Fahri ablayı bilmeyen kolay kolay çıkmaz bence. Nedir hocam yazarımız? Ben de bu arada lafı uzatıyorum. Kalem ayarlamam lazım. Heh, ayarladım. Süpersin hocam. Fahri abla tabii ki bir şiir biliyorsunuz. Ahmet. Lan öyle bir kalem seçmişim ki Allah rızası için ya. Evet. Ahmet, haydi dikkat. Muhip Dranas. Ahmet Muhip Dranas'ın eseri. Evet, devam. Örümcek Hakim'in hocam tabii ki Necip Fazıl Kısaküre'nin eseri, eyvallah. Sebil ve Güvercinler kimin? Sebil ve Güvercinler Ziya Osman Saban'ın eseri değil mi? Bilenler, saygı duyuyoruz. Odalar ve Sofalar kimin hocam? Odalar ve Sofalarsa Sabri Esat, eyvallah. Hocam yazınız güzelleşmiş, eyvallah. Siyavuşkil, güzel. Siyavuşkil değil bu arada, Siyavuşkil. Peki 835 satır, Nazım, Hikmet, Ran tabii ki değil mi? Süper, çok iyi bir beşli oldu. 5'te 5 yapma ihtimaliniz %90 falan, onu söyleyeyim. Odalar ve Sofalar sizi ters köşe yaptı diye düşünüyorum. Onun dışında Sebil ve Güvercinler biraz zorlar ama bence burada bir 5'te 4 falan rahat bekliyoruz. Onu da açık açık söyleyelim. Geldik Sisler Bulvarı'na. Sisler Bulvarı kimin hocam? Hemen cevabımız gelsin. Kalem de bu arada değişsin. Attila İlhan. Hadi hocam yürüyelim. Attila İlhan değil mi? Bilmeyen kolay kolay çıkmamıştır diye düşünüyoruz. Kalemler Allah rızası için değişsin. Bingöl Çobanları. Bingöl Çobanları tabii ki Kemalettin Kamu değil mi? Dualar ve Aminler. Arif Nihat Asya. 3 İstanbul. Hadi bakalım. 3 İstanbul ne diyeceksiniz? Mithat Cemal Kuntay. Mithat Cemal Kuntay. Ters köşe bir sorudur bu. Bu da fena değildir. Halide Nusret Zorlu Tuna. Aman dikkat. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Git Bahar adlı eserleri değil mi? Eseri. Git Bahar Yayla Türküsü falan cepte kesinlikle kalmalı. Soruldu, sorulacaktır. Hazır olmakta fayda var. Devam hocam. Rahatı kaçan ağaç. Mesela burada bu tehlike. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bence tehlike. Sebep ey tehlike. Bak burası zorlaşmış mesela. 5'te 2, 3 falan buradan anca çıkar. 5'te 5 yapanın alnından rahat net bir şekilde öpülür hocam, onu söyleyeyim. Peki. Rahatı kaçan ağaç kimin eseri hocam? Melih Cevdet. Eyvallah. Anday. Melih Cevdet. Anday'ın eseri Rahatı Kaçan Ağaç. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda. Hadi bakalım bu kimin hocam? Cahit Külebi. Hadi ben bunu da bir yazayım şöyle güzelce. Cahit Külebi. Evler kimin hocam? Evler şairi. Tabii ki Behçet Necatigil. Dikkat, Behçet Necatigil. Yedi Güzel Adam kimin hocam? Cahit Zarifoğlu. Zaten siz videoyu durdurup baktığınız için o şekilde düşündüğümden seri bir şekilde cevaplarını yazıyorum. Sebep E ise Erdem Bayazıt'ın eseri. Dikkat, Bayazıt, Beyazıt falan filan yazılabilir. Sorun yok hocam. Erdem Bayazıt, mistik şair. Önemli isimlerden değil mi? Hadi hocam, tam gaz devam, lafı uzatmaya gerek yok. Üvercinka kimin hocam? Bir şiir biliyorsunuz tabii ki Cemal Süreyya'nın. Dikkat, hemen yazayım şöylece üşenmeden. Cemal, hop, S olsun bu. Süreyya, eyvallah. Kuş Tufanı burada bilen çıkmaz, bunu söyleyeyim. Yani çok zor ihtimal. Kuş Tufanı'nı bilen adam artık yani... Allah rızası için gitsin yatsın uyusun ya. Videoyu burada durdursun, gitsin yatsın uyusun. Refik Durbaş hocam. Yani bunu hatırlamak gerçekten güç. Güç, onu söyleyeyim. Refik Durbaş, dikkat. Toz Duman içinde de gerçekten zor. Talip Apaydın. Demiştim 5-6 tane zor var diye. Talip Apaydın, dikkat. Bir Çift Öküz kimin hocam? Samim Kocagöz. Samim Kocagöz, eyvallah hocam. Cemo kimin? Tabii ki
Kemal Bilbaşar cepte kalmalı. Kemal Bilbaşar'da şöyle bir yazayım. Muhtemelen diğer sayfaya kaçacakmış ama böyle sıkışmış, kaymış, burada kalmış. Çelo kimin eseri hocam? Çelo tabii ki Abbas Sayar'ın eseri. Bunu da şöyle bir işaret yazmış olayım, işaretlemiş olayım. Abbas Sayar. Bence güzel gidiyoruz. Burada Abbas Sayar'ın çelosu yok ya, zorlamaz. Kuş tufanı, kuş tufanı. Biraz da toz duman içinde. Diğerleri bence çok zorlamamalı. Yani onları yapmanız gerekiyor gibi görünüyor sanki. Geldik Sağırdere'ye hocam. Sağırdere'yi bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kemal Tahir. Haydi isimleri şöyle yavaş yavaş bir yazalım. Bir tadını çıkaralım ya. Kemal Tahir hocam. Baba evi kimin? Orhan. Haydi dikkat. Orhan bir denden yapasım geldi. Kemal. Orhan Kemal'in. Eyvallah. Yılanı öldürseler tabii ki o da. Yaşar Kemal'in. Kemaller bir araya gelmiş. Aynı gaza gelip böyle aynı isimleri toplamışız. Fahim Bey ve biz. Abdülhak Şinasi Hisar. Abdülhak dikkat lütfen. Şinasi Hisar Çamlıca'daki eniştemiz. Eyvallah hocam, saygı duyarız. Mendil altında Cevdet Bey ve oğulları ölmeye yatmak. Kumralada Mavi Tuna ve Beşşehir. Burada en çok sorulan biliyorsunuz Beşşehir'dir. Her sene mutlak gelir. Kumralada Mavi Tuna bilen çıkmayabilir. Cevdet Bey ve oğulları ters köşe yaptırabilir. Mendil altında çok sık soruluyor. Ölmeye yatmak bu sene soru olabilir. Yani kısacası altın değerinde bir beşliyle karşınızdayız. Bakalım tek tek bunların da yazarlarını, eserlerini vesairelerini yazalım. Mendil altındayı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Otlakçı, mendil altında, ev ona yakıştı falan fistan. Memduh Şevket Esandal arkadaşlar. Bu nasıl bir U'dur, bu nasıl bir H'dir ya. Memduh Şevket dikkat Esandal. Eyvallah. Cevdet Bey ve oğulları, haydi postmodernizmden gelecek bu isim. Orhan Pamuk tabii ki. Dikkat. Orhan Pamuk. Eyvallah. Ölmeye yatmak. Ölmeye yatmak. Adalet Ağoğlu'nun eseri arkadaşlar. Bir düğün gecesi. Ölmeye yatmak. Adalet Ağoğlu. Dikkat lütfen. Kumralı'da Mavi Tuna. Hadi bakalım. B ile başlıyor ismim. Soy ismi U ile başlıyor. B, U. Hadi bakalım hatırlayan çıkacak mı? İkinci harfimiz isim de U. İki, soyadda ikinci harfimiz Z. Çıktı sanki. Buket Uzuner. Evet, cevaplar gelmeye başladı diye düşünüyorum. Buket Uzuner. Eyvallah, saygı duyuyoruz. Beşşehir'i de yani mümkün değil ha. Yani bu Beşşehir'i mutlaka biliyoruzdur. Kesinlikle biliyoruzdur. İhtimal dahi yok. Ahmet Hamdi. Kocaman bir Tanpınar şuraya yazılsın. Eyvallah hocam. Şimdi gelin bir değerlendirme yapalım. Bitti sanırım. Evet. Şimdi buradan Kumralada Mavi Tuna 1, Cevdet Bey ve oğulları 2. Burayı aldım. 2. Şöyle baktığım zaman burada çok yok ters kuş yapacak eser. Belki Fahim Bey ve biz 3 diyebiliriz. Yani zor zor 3 deriz o da. Kuş tufanı kesinlikle 4. Toz duman içinde 5 deriz. Yani burada rahatlık kaçan adam olabilir. 6, belki 7. Belki 7. Burada 3 İstanbul, 3 İstanbul. 8, 7 8 diyelim. Yani 6 dedim ama 7'ye falan zorlanabilir. Burada odalar ve sofalar, yani 7-8'de kalalım. Çünkü ilk başta dediklerim var. Yani 7-8. Hadi şimdi biraz daha gerçekçi olmuş olsun. Bir 7-8. Hadi insafsız davranmayalım. 8 diyelim. 22 kalsın. 2 de benden kaçsın. Hadi ilk baştaki değerlendirmeyi biraz daha düzeltmiş, biraz daha gerçekçi yapmış olalım. 20 ve üstü açıkçası benim beklediğim ortalama arkadaşlar. Yani mesela bu sayfada Fahri abla bilinmeli. Örümcek ağa bilinmeli. Sebil ve güvercinler bilinmeli. 835 satır zaten biliniyor. Şimdi odalar ve sofalar ters köşe yapabilirdi. Bunu cebimize koyduk. Bunun dışında bakıyorum bu sayfada 3 İstanbul dışında vallahi billahi yani sizi ters köşe yapacak hiçbir eser yok. Kesinlikle yok yani, net. Burada rahat kaçan ağaç duymadım olabilir belki. Yani sebep ev biraz detay olabilir. Bu biraz zorlar. Kuş tufanı zaten hepiniz için geçerli. Oldukça zor bir eserdi. Yani burada Fahim Bey yok ya, o kadar değil ya. Yani elerim aslında ben onu da, neyse. 5-6 demiştim ama sözüme sanki dönüyorum gibi ama. Neyse, burada da Kumralada Mavi Tuna ters köşe. Onun dışında kolay kolay ters köşe yapacak bir eser yoktu bence. Şunu yapalım arkadaşlar, artık kitaptan okumaya başlayalım. Okumalar kesinlikle başlasın. Daha önce bahsettik, videolarda anlattık. Artık konu altın kitabını açıyoruz arkadaşlar. Böyle bir 20 sayfa 30 sayfa alıyoruz. Gün içinde 2-3 defa okuyoruz, bitti. Ertesi gün bir 20-30 sayfa daha. Ertesi gün bir 20-30 sayfa daha. Bu arada benim konu altınlarında kullandığım da bir kitap bu. Neyse. Ertesi gün bir 20-30 sayfa, ertesi gün bir 20-30, böyle bu kitabı böyle arkadaşlar parçalara bölerek okumanın tam zamanı. Bu kitabın tam zamanı, çünkü bakın arkadaşlar, konu anlatım vurgusu yapmıyorum. Edebiyat notları vurgusu yapıyorum. Yani nokta atış notlar var burada artık. Sınava her türlü bizi hazırlayacak ama daha da önemlisi ne lazım? Onları çok sık göreceğiniz bir kitap. O yüzden sizden ricam, artık bu kitabı alıyoruz. Ve 50'şer 30'ar sayfa sayfa böyle artık neyse bölüyoruz ve günlük okumalara başlıyoruz. Bu yazar eserleri vesaireleri nokta atışları kaçırmamanız adına bunu yapmanız şart. Olur mu? Artık konu okumalarına başlayın arkadaşlar. Kim ne derse desin, artık konu okuması yapmanın tam zamanı.
zamanı 30'ar 40'ar sayfa ayırıp ayırıp okuyun. Şöyle yapın mesela ilk 30 sayfayı ele aldıysanız bugün 31-32'ye geçmeyin. Bugün onu 1-2 defa okuyun. Bitti. Nasıl zaman var? Çok fazla zaman var. Diğerini 30'dan atıyorum işte 80'e mi aldınız? 50 sayfa mı aldınız? Tamam. Diğer günde 50 sayfa. 1-2 defa okuyun tamam. Diğer sayfaya geçmeyin. Diğer sayfa gaza geldim 100 sayfa mı işaretledin? Tamam. O gün o 100 sayfayı okuyun. Yani baktığın zaman sayfalara zaten rahat. Hızlı hızlı okuyup geçebileceğiniz sayfalar. Çok sıkıntı yapacak sayfalar değil. O yüzden sizden ricam artık bu kitabı sınava kadar bir 3-5 defa bitirin arkadaşlar. İyice otursun bilgiler. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.